yayın yapıyordunuz. Canlı yayında bana haber verdiler. Birol abi senin mevzun geçiyor diye. Şakayla espriyle karışık Erkan abinin tarzını biliyorsun. Hani bizim kurt yavrusu nerede? Hatta yayınlarda diyordu ki %20'si yüklendi, %40'ı yüklendi diye. O akşamki yayın biraz daha sert geçtiği için, Birol bize söz verdin, sözünü tutmuyorsun diye geçtiği için ben o akşam dedim ki ben bu konuyu bitiriyorum, hayatımdan çıkartıyorum. Türkiye'deki bilinen, saygın yetiştiricilerden birisi olan Sinan Çinoğlu'na yazdım. Abi dedim elinde güzel yavrum var mı? Çok değerli bir dostuma hediye edeceğim. Bana dedim güzel bir köpek öner. Sinan Çinoğlu'ndan bütün yazışmalarım duruyor. WhatsApp şeylerim duruyor. Sinan abi bana bir tane resim gönderdi. Güzel dedi bir yavru var kardeşim. Normalde dedi bu batına 12-15 bin liraya veriyorum. Sana dedi bu köpeği 8 bin liraya veririm. Abi dedim benim bütçem için çok fazla. 6 bin lira dedim param var toplamda. 6 bin lira parayı aynı gece kendisine havale ettim. Dekontu, yazışması hepsi duruyor. Sabah da Erkan abiye gece ulaşamadığım için köpeğin resmini attım. Abi köpeğini aldım İstanbul'da bu adreste. Ne zaman dilersen teslim edebiliriz dedim. O da dedi ki Birol dedi ne gerek var dedi. Niye dedi para verdim. Abi dedim olsun. Benim dedim içime seneni sana en güzelini göndermek. Sana dedim en güzeli yakışır. Köpek de dedim böyle böyle dünya bilmem kaçıncısı olan köpeğin yavrusuymuş. Tamam dedi Birol. Nakliyeciyi dedi organize edeyim. Ben dedi köpeği buraya almayacağım. Köpek dedi Ankara'da eğitim görecek. Eğitim gördükten sonra da dedi ki ben dedi köpeği Rize'ye alacağım. Okey mi okey. Erkan abi 600 ya da 700 lira olması lazım. Nakliye parasını attı. Nakliyecinin direkt hesabına bunu yatırdık. Hatta Erkan abi de o gün para yoktu. Onun adına ben ödedim. O ertesi gün bana ödedi. Bu kısmı çok önemli değil de detay veriyorum. Nakliyeci köpeği arabanın arkasına yükleyip Ankara'ya götürdü abi. Köpek teslim alındı. Ve eğitmen de Rize'de Erkan abinin yanındaydı. 5-6 gün sonra adam Ankara'ya döndü. Ankara'ya döndükten sonra dedi ki bu köpeğin arka ayakları açık basıyor. Videoyu gönderdi. Köpek de gerçekten açık basıyor. Tuttuk bunu Sinan abiye attık videoyu. Dedi ki Alman kurtlarında bu tarz problemler olabiliyor. Bu düzelecek bir köpek. Kalçan ötkenleri var. Ama sizin dedi içinize sinmiyorsa ben köpeği alırım. Erkan abiyi geri aradım. Dedi ki yok Birol ben dedi köpek işinden soğudum. Köpek mepek istemiyorum. Bu adam dedi nasıl dedi Türkiye'nin dedi en iyi üreticisiymiş. Bize dedi sakat köpeği sattı. İlginç bir şekilde bu sakat olan köpek de İstanbul'daki yarışmada garajıya girip birincilik kazandı. Güncel videoları da var. Ayakları falan da düzelmiş. Neyse köpek işi kaldı. Dedim ki abi bunu telafi edelim. İstersen başka bir şey verelim. Yani istersen şey yapalım. Hayır dedim. Ben köpek işinden dedi buz gibi soğudum. Konu kaldı. Sabah da ben ona bu hediyeyi verdikten sonra ben Erkan abiden asla hiçbir şey talep etmedim. Dedi ki lütfen abi bitireyim. Dedi ki sen bana dedi güzel bir hediye verdin. Bunun için de bir bedel ödedin. Ben de dedi buraya geldim seni dedi boş göndermem. Benim de dedi sana bir sürprizim var. Onu bu canlı yayında kullanmıyorum. Sen ne olduğunu biliyorsun. Uygun olmadığı için Tamam. de söylemiyorum. Tamam. Allah razı olsun abi dedim. Hani dedim hiç gerek yok. Ben bir şey beklentisinden dedim bunu yapmadım. Öyle dedi olmaz. Sen dedi cebinden para verdin. Benim dedi sana güzelliğim olacak. Bu köpek işi iptal oldu. Konu kaldı üzerinden. Aradan bir ay geçti. 1,5 ay civarında geçti ya da tam bilmiyorum işte o kadar oldu. Bir sabah beni Erkan abi aradı. Tövbe. Ben önce Erkan abi aradım. Erkan abi dedim ki benim dedim böyle böyle bir ihtiyacım var. Çünkü Balıkesir'de başımda bir işler vardı. O da dedi ki Birol dedi ben dedi sana şu an yardımcı olamam. Hani ben abi olarak gördüğüm için onu az önce söylemediğim şeyi ondan talep ettim ücret karşılığında. O da dedi ki ben sana dedi yardımcı olamam şu anda Birolcum. Kusura dedi bakma sen dedi bir şekilde işini çöz. Sonra beni bir hafta sonrasında aradı. Dedi ki bu durum kafama takıldı. Belki dedi işinde başında bir iş vardı. Ben dedi sana yardımcı olayım. Benim adama dedi git bir camiye 3 bin lira dedi bağışta bulun. Dekontunu da bana at. Ben dedi sana emanetini dedi göndereceğim. Abi dedim olur mu estağfurullah. Böyle bir şey yok. Ben dedim o an lazımdı. İşimi dedim hallettim. Ve dedim Erkan abi niye dedim bana hala kızgınsın? Neden bu kadar kızgınsın? Ben dedim iyi niyetlikten sana bir köpek hediye ettim. Karşılığında dedim bir dünya dedim mevzu oldu. Bir dünya dedim şey oldu. Hala dedim söylüyorum. Benim dedim bir hatam eksiğim varsa dünyanın en iyi üreticilerinden birisi olan adama bana bu köpeğin önden arkadan yürürken videosunu at dememekse benim eksiğim. Bu dedim benim eksiğim ama dedim ben sana karşı hiçbir zaman kalbimi bozmadım. Recep abiye karşı hiçbir zaman kalbimi bozmadım. Dost gördüğüm insanlara en ufak dedim bir saygısızlığım olmadı. Her an siz benim yanımda oldunuz. Ben dedim sizin yanınızda oldum. Neden dedim buna bu kadar gönül koyuyorsun abi dedim. Ya dedi ben dedim bu köpek işinden dedi soğudum. Abi dedim ben dedim zaten Karadeniz'e geliyorum. Recep abiyle dedim İstanbul'a gelmeden önce konuştuk. Hatta dedim arabada ben de geleyim dedim. Sen de dedin ki ailem var. Ankara'ya uğrayacağım müsait değilim bir ol. Ben İstanbul dönüşünde sana haber veririm. Sen de arayı çok açma kardeşim. Bir hafta 10 gün sonra gel. Yavrular büyüdü. Yavrunu sana dedim teslim ederim. Sen dedi Recep'ten dedi köpek mi alacaksın dedi. Evet abi dedim bir tane dedim Pars'ın yavrusundan dedim bir şey verecek. Sağ olsun dedim bir tane dedim bana dedim köpek verdi. Ben dedi sana köpek möpek verdirmem dedi.
Ben dedim ki abi niye dedim bu konuyla dedim bunun ne alakası var? O dedi ki yok ben dedi Recep ben konuşacağım. Sana dedi köpek möpek yok. Ben de birebir aynen şu cümleyi kurdum. Recep abi sen köpek vermeyeceksen dedi diye bana dedim köpek vermeyecekse kendi bilir abi dedim. Bu onun dedim şeyi problemi. Ama dedim bu konuyla dedim Recep abinin dedim ne alakası var? O dedi ki yok dedi bir ol dedi. Sana dedi köpek möpek yok. Sen dedi buraya gel ama köpek dedi almayacaksın dedi. Dedim abi benim için köpek sorun değil. Recep abi de ben de dünyanın istediğimiz her yerinden istediğimiz köpeğini buluruz. Amaç dedim arkadaşlık dostluk. Sağ olsun dedim o bana söyledi. Ben dedim bu köpeği almak için şey yapıyorum. Karadeniz'e geliyorum. Geldiğimde dedim ne konuşmamız gerekiyorsa yüz yüze konuşuruz. Bugüne kadar dedim benim kime ne yanlışım oldu. Ya dedi bir ol benim dedi bu köpek işi dedi çok üzüldü. Ben de dahi bana bağlanmıştım vesaire yedim. Dedi bu köpek konusunu dedi açma. Ben dedi sana dedi Recep'e dedi köpek verdirmeyeceğim. Abi dedim arkasından. Recep abi dedim bana söyledi ki senin de yüzü burada. Birol öyle bir şey demedi. Birol ben oradaydım öyle bir şey demedi. Yok köpek konusunu açmadan sana köpek öyle bir şey demedi. Ben oradaydım. Anlat. Abi istersen. Kaç tane eksiğim var anlat. Tamam. Eksiklerini ben şu an biliyorum. Tamam ben sen oradaydım. Tamamlarsın. Sana dedi ya Recep. Bir saniye sana dedi ya Recep şeyde lavaboda. Lavaboda değildim oradaydım. Kulaklarımda tamam. Duydum. Evet. Ben de dedim ki ben dedim konuyu dur toparlayayım abi. Arkasından dedim ki Recep abi sen söylemeyince vermeyecekse zaten vermesin abi. Konu dedim köpek değil. Ben dedim köpeği tamam. İstediğimiz her yerden buluruz. Burada dedim amaç dostluk, arkadaşlık. Sağ olsun o bana bir jest yapmış dedim. Ve arkasından dedim ki çünkü senin şu söylemin vardı. Benim oradaki hatamı ve eksiğimi düzeltmek için söylüyorum. İnsanlar da dinlesinler. Varsa benim bir ipneliğim çıksın ortaya. Sen bana dedin ki Birol zaten köpekler büyüdü. Teslim aşamasına geldiler. Arayı çok açma. Bir an önce gelirsin yavrunu alırsın. Ondan sonra da birlikte ziyaret etmiş oluruz seni. Yavrunu da alır dönersin. Yani zaten bir dünya köpek bakıyorsun orada. Sayı fazlalaştı, popülasyon fazlalaştı. İstemediğim bir doğum oldu. Beni bekletme bir an önce yavrular da büyüdü. Yavrunu al dedim. Doğru muyum abi? Ben de bu niyetle dedim ki adama adamın üzerine köpek yük olmasın. Zaten ben uzatmayacağım. 2-3 gün sonra dedim oradayım. Geleceğim dedim yani. Tamam. Kurduğum cümle de bu. Arkasından tamam bir ol dedi. Kapat telefon dedi. Canım sıkın dedi. Kapattı. 5 dakika sonra sen aradın. Ben köpekler üzerime yük olduğu için mi köpek bakıyorum? Köpekler sen bana yük olduğu için mi sen benden köpek alıyorsun dedin. Abi dedim ben dedim böyle bir cümle kurmadım dedim sana. Sen dedin ki emin misin dedin. Ben dedim böyle bir cümle kurmadım. Çünkü bu niyetten bir şey söylemedim. Çünkü benim köpeği almaya gelmemdeki amaç senin bana söylediğin sürede bir an önce gelip hayvanı senden teslim alma isteğim. Sana karşı saygısızlık yapmamak için. Adam benim köpeğimi orada aylarca bakmasın diye buraya geldi. Ondan sonra sen aradın. Dedin ki Birol bu köpek möpek mevzuları dediniz kapansın. Ben bir şey dinlemek istemiyorum dedin. Hadi görüşürüz dedin kapattın. Dedim ki demek ki adamın ortamı müsait değil. Etrafı kalabalık. WhatsApp'tan sana bir mesaj yazdım. Yazdığım mesaj da burada duruyor. Abi dedim benim bugüne kadar karşı sana ne saygısızım oldu ya da neyim oldu. Belki ortamın müsait değildir. Konuşmak istemiyorsundur. Ne zaman dedim uygun görürsen beni ara. Aramak istemiyorsam da anlayışla karşılarım. Allah'a emanet yazdım. Ve senden bir arama bekledim. Senden böyle bir arama gelmedi. Devamında bir gün geçti. Yine gelmedi. Sonra beni arkadaşlıktan çıkarttığını gördüm. Ve acayip bu duruma üzüldüm. Ulan dedim ki ben bu adama ne yanlış yaptım. Beraber yol yürüdük. Dostluk yaptık. Sen bana sahip çıktın. YouTube kanalını açmam için elinden gelen desteği gösterdin. Baskı yaptın. Sen iyi bir insansın dedin. Ulan dedim ki dedim, bu adamlara ne yanlışım oldu? Erkan abiye ne yanlışım oldu? Recep abiye ne yanlışım oldu? Burada bir art niyetliliğim var. Kimseden bir şey mi talep ettim? Bir beden mi talep ettim? Yok. İnanılmaz bu durum zoruma gitti abi. Arkasından bu story attım. Dedim ki Erkan abim ve Recep abim yazıyor da Recep Bayraktar ve Erkan Yıldırım abilerimle herhangi bir bağım kalmamıştır. Allah herkesin çaresine pazar versin. Herkese bu konuyla ilgili bunu atman da soru sormayın. Değildi. Bak şimdi oradaki şeyi geçtin de. Bunu atman da biz senin namınla mı yürüyoruz? Tahsilata mı çıkıyoruz? Bu var ya bu senin yaptığın bu hani mahalle kabadayları olur, şehir semt kabadayları olur, semt abileri olur. Yanlarında evet. Böyle yeni yetmeler olur. Gelirler. Onun ismiyle gider bir yere çöker falan. Yani o abi de der ki ya bak bu kardeş artık benden uzak. Benimle işi yok ona göre. Yani sen bu işleri bildi hem biliyorum diyorsun. Ben mahalle kabadayısı olsam. Ne gerek var? Mahalle kabadayısı olsam abi sana abi diye mi hitap ederim? Ya da Allah herkesin içerisinde pazar versin ne demek? Google'a bir yazıp bakar niye, mısın? Benden işin Rabbim olsa ne herkesin... olur yani? Ben senin adını kullanıp adını mı lekeleyecektim? Ne olacaktı yani? Estağfurullah. Yok ben... adını mı lekeleyecektim? Senin işin yok. Senin namına gidip bir yerden para mı alacaktım ben ya? Hayır. Benim... Ya. Bu yazının anlamı nedir biliyor musun? Allah-u Teala herkesin... Tamam, geç, tamam. Ben oraya uyuz oldum. Onu geç tamam. Ama bak şimdi diyorsun ya anlattım. Başka diyeceğim var mı bu konuda? Yok abi estağfurullah. Ben genel aklımdan anlattığım burada diyorsun ki bak
Ben seni arıyorum. Aynı dediğin cümleyi diyorsun. Diyorsun ki bana. Ben öyle bir cümle kullanmadım diyorsun bak. Orada şahit var. O konuştuğun cümleyi inkar ediyorsun. Ben duydum. 6-7 kişi duydu. Dedin ki yok ben öyle kelime kullanmadım diyorsun. E tamam. Abi sen, beni bu konuda bak, haksız görüyorsan sen vicdanlı bir adamsın. Ben Erkan abiyle söyleyeyim. Erkan abi dedi ki sizin dedi çok gereksiz yere dedi aranızı bozdum. Varsa benim bir eksiğim burada suratına söyle. Ben abi, sen bana yavşaksın dedi sen kabul edeceğim abi. Bana var mı benim bir eksiğim? Dedim ki Erkan abi bak dedim ki yani bana kral cumhurbaşkanı gelip dese ki böyle ben Erkan abi dedi diye değil. Ama senin o kelimeyi kullanman Erkan abinin lafıyla vereceksen zaten vermesin. Ben Erkan abiye değer veren bir insanım. Tamam mı? Peki. Yani, sana bir şey soracağım abim. Çok özür dilerim. Son bir dakika istiyorum. Son bir dakika istiyorum. Bak son bir dakika. Evet. Sen, ben senin arkadaşınım, dostunum diyelim ya da dostundum. Dostluk neyi gerektirir biliyor musun? Ben sana söyleyeyim abi. Ben belki yaşlı sen ben küçüğüm. Benim dostum bir konuda yanlış hareket ediyorsa, hatalı hareket ediyorsa derim ki Erkan abi bak bu çocuğun bugüne kadar sana karşı bir niyeti olmadı. Tamam senin köpek işi canını sıktı ama bu kadar bu tavrı göstermeni gerektirecek durumda bir şey yok. Bundan bu konunun ne alakası var diyerek dost dostu uyarabilir abi. Ha yeri gelir hiç uyarmazsın. Olay vardır, mevzu vardır. Hiç düşünmeden gidersin. Ama burada ben şunu anlatmaya çalıştım. Recep abi der ki dedim. Bir oğlum burada sana karşı bir hatası yok, si yok. Siz birliktesiniz, dostsunuz. Sen köpek verme diye senin köpek vermemem demek. Çünkü benim bir hatam eksiğim yok. Bir art niyetim yok. Kimseye yaptığım bir ipnelik yok abi. Varsa söyleyin abi. Var mı? Orada ben iyi niyetlilikten köpeği senin üzerinden bir an önce alayım. Verdiğim sözü tutayım diye 2-3 güne kadar zaten oradayım Erkan abi. Gelince diyorum yüzle konuşuruz diyorum. Arkasından bir tane kelimeye madde tutturuluyor abi. 500 tane kelime tamam bir tane kelime madde tutturuluyor. Tamam doğru. Doğru haklısın bro. Sen şimdi burada anlattın ya güzel anlattın kendini. Güzel nazik bir şekilde anlattın. Eğer benim bu cümlede bir tek yalanım varsa Rabbim bana evlatlarımı göstermesin abi. Bu kadar büyük konuşuyorum yani. Tek bir yalanım varsa. Benim yine saygısızlığım yani, olduysa yani konuştuğun kelimeyi ben öyle konuşmadım kusuruma bakma derim ama ya. Ben biliyorum ki ben sana karşı da Erkan abiye karşı da kalbimi hiçbir zaman bozmadım abi. Bozmam da. Ben senin evinde ekmek yedim, kapında yattım. Evinde ekmek yediğim adama ipnelik yapmam abi. Ya Birol bugün yayında ne diyorsun ama peki? Dur ne diyorsun? Diyorsun ki ben Kur'an'a el basarak anlatırsam vay be dersiniz. Ben sana ne yaptım vay be diyecek. Hayır. O kadar fazla yorum geldi ki abi şaşırırsın. Bak o kadar fazla yorum geldi ki Erkan abiyle konuştum. Dedi ki asla bir ol. Bu konu. Ben dedim ki yayın falan niyetim yoktu. Erkan abi söyler söylemez kaldırdım. Bana 10 kişi yazdı ki Mustafa Eren senin için bir ol konuda %100 suçlu dedi. Ben de Mustafa abi aradım. Abi böyle ama bir cümle kurmuşsun dedim. Ama Mustafa orada dinledi bir ol ya. Bağlayayım mı yayına bir ol? Mustafa, oğlum fark bak, etmez abi. Benim açımdan sıkıntı sen, yok. Yani sen adam orada dinledi, duydu. Sen onu inkar ettin ama ya. Diyorsun abi, ki tek kelimeden ben, dolayı. Ben tek inkar ettiğim dolayı, yalan sen bize gittin onu paylaşıyorsun. Recep abi diyorsun. Erkan abinin lafıyla diyecekse karaktersiz diyorsun ya. Bana karaktersiz diyorsun. O ses kaydını yani dinletirmesin. Karaktersizsin demedim. Bu dedim karakter meselesidir. Bu Recep abinin karakteridir dedim. Dinletsin abi kaydetmiş sana ya. Karaktersiz dediğim kelime buradaysa herkes önüne diyeceğim ki ben karaktersizim bu adama bu cümleyi kullandım diyeceğim. Dinletsin abi. Recep abi karaktersizdir dediysen dinletsin abi. Selamünaleyküm. Geliyor mu sesin? Aleykümselam. Geliyor Mustafa. Geliyor. Şimdi ben en baştan başlayayım. Çok hikaye anlatıldı da ben o hikayeleri bir anlatayım. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yapıyor bilip bilmeden. Ben şimdi olayın aslını anlatayım da herkes bir öğrensin. Şimdi o çok güzel konuşuyor. Herhalde geçmişinde bu insan psikolojisi falan okuduğu için gayet insanları nasıl şey yapması gerektiğini de iyi biliyor. Şimdi herkes seni dinledi ya şimdi 6 dakika bir o kardeşim. Şimdi sen beni bir dinle önce. Tabii, ondan sonra benim de sana 2-3 çift lafım var. Onları da dinlersin. Şimdi biz bu olayların geçtiğinde ben, kardeşim, kuzenim, Erkan abi, Tolga kardeş, bir de arkadaş vardı İbrahim diye bir de Recep abi. Biz senin hep konuştuğunu canlı canlı dinledik orada. Tamam mı? Onların hepsini canlı dinledik. Senin orada biraz önce Recep abinin dediği gibi ben o köpeği zaten Recep abiye yük olmasın diye alıyorum deyip de evet. Bir dakika sonra kıvırdığını ben orada canlı kulaklarımla duydum. Bak sen karşında tamam bana dinle, kıvırdım dinle, diye önce cümle dinle. Kuramazsın.
Önce ben, dinle. Önce dinle. Sen bana yanımdaki sen adamlar. Bir saniye dinle ya. Sen sakin konuş Mustafa kardeşim. Sen bana orada abi canlı yayında bana orada yavşaklar diyeyim bir bize ve bana özellikle. Yok ben sana değil. Benim söylediğim adamlar burada. Yazanların da isimlerini buradan sana açarım. Duruyor benim de hepsi Instagram'da. Ya sen bana gönül yapmışsın. Sen bana tespih de almışsın. Biz bütün Türkiye'de bizi bu anlamda ben kime ne zaman bu işi yapmışım ya? Ben sana niye saygısızlık yapayım abi? Ben senden efendi gibi konuşup sana demedim mi? Ben senin karakterini sevdiğim bir insansın. Sen bu mevzuya hakem ol. Sürece sahipsin. Benim kalbimi bozduğun bir şey var mı? Gönülden konuş Mustafa abi. Şimdi bana diyorsun ki kıvırdın diyorsun. Ben kıvırmadım. 10 saniye sonra da yayında aradım sizi. Dediler ki bak abi sen bu cümleyi kurdun. Yanlış hatırlıyorsun. Dedim yanımdakiler beni uyardı. Benim bu cümleyi söylememdeki niyet belli. Recep abi beni zaten davet etti. Uzatma kardeşim arayı. Bir haftaya kadar İstanbul'dan dönüşte gel diyen kendisi olduğu için ben bu cümleyi söyledim. Adama dedim ki gitmem lazım zaten. Beni çağırdı diye. Ben bunun için bu cümleyi kurdum abi. Yalanım var mı benim? Bak burada yorumları da okuyorum. Yine herkes. Her gün böyle bir yazıyor. Yorumlara takılma. Ben... Şimdi bak. Birol kardeşim sen orada deseydin ki bak Recep abi seni onun için aradı zaten orada. Sen orada deseydin ki ya ben bu cümleyi kurmuş olabilirim. Belki ağzımdan kaçmıştır. Ben sana dün de konuştuğumuzda da dedim. Ağzımdan kaçmış olabilir. Bir hatam olduysa özür dilerim desem var ya hiçbir şey olmayacak. Abi benim burada bir art niyetli bir cümlem yok ki. Hatam benim ne biliyor musun? Hatam benim dostlarımı sevmem, önemsemem. Hatam bu niye biliyor musun? Ben adam beni çağırdığı için üzerimde sorumluluk hissettim anlıyor musun? Çünkü bu adama ben niye aylarca köpeğime baktırayım ya? Haftalarca baktırayım. Ben bu niyetten bu cümleyi kurdum abi. Ya kardeşim. 10 dakika şey konuştuk burada. Sen 6 milyarlık köpeğe sen Roman Abramov mısın? Sen nasıl Erkan Yıldırım'a köpeği alıyorsun? Yani, niye alıyorsun köpeği? Erkan Yıldırım. Ağzımdan söz çıkmış abi söz. Ben sana ya, bu köpeği hediye edeceğim demişim. Sana biri verirse köpek alırsın. Bir köpek alacağım, bir şekil yapacağım diye bin tane şeye girdik amına. Senin olur mu abi niye şekil bak. Yapayım? Abi canlı yayında. 6 milyarlık köpek sen niye alıyorsun ya? Sana abi canlı yayında sözünü yok, tut yalnız, dedi adam bana. Ben de dakikasında köpeği aldım. Az bir saniye. Bir saniye. Mustafa az seni bir alayım kardeşim. Bir onları abi daha net göreyim bir olur. Tamam hadi. Mustafa görüşürüz. Tamam. Şimdi dur. Sen şimdi... Burada canlı yayında biz konuşuyoruz. Erkan abi sana diyor ki ya Birol sen Recep'ten köpek alıyorsun. Öbür hediyeyi ben vermeyeceğim sana. Madem bunu karşılıksız alıyordum da niye orada kıvırıyorsun? Yok öyle falan. Yani ben işleri biliyorum Birol ya. Hayır abi. Yani hayır ben o da sana kurmam. O hediyeyi alacak. Yok, o hediyeyi de almak kurmam. İçin bak. O hediyeyi de almak için Erkan abi şey yapıyor. Ulan diyor ki yani adama iyi bir şey alalım falan filan bilmem ne. Yani ben o olayları biliyorum. Ama sen diyorsun ki yok öyleydi. Yok dekontu var bende. Dekontu da paylaş o konuda. O zaman rahatlayalım. Dekontu tamam. Bakalım. Tamam. Şimdi sana WhatsApp'tan atayım mı abi? At şimdi baba. Yoksa şimdi mi atayım? Yayından bugün sonra mı atayım? Yayın bölünmesin istiyorsan. Bugün kime ödeme yaptın Biro? Cuma değil size yaptım. Ne yaptın Cuma'yı ödeme? 1000 lira yaptım. He? Yaklaşık. Niye yaptın? Niye? Çünkü borcum vardı. Sen de yazmışsın yayında bugün öde diye. Ödedim. Peki Cuma dizisi sorusunun bundan bağlantısı ne abi? Birol. Bununla konunun ne alakası var biliyor musun? Yanlışların çok Birol. Ben şimdi diğer yanlışlarını açmak istemiyorum. Söyle abi söyle. Benim ne yanlışım varsa söyle. Beni bak. Erkan abi aradan çıkarıyorsun. Diyorsun ki Erkan abime söz verdim bu konuya girmeyeceğim. Hayır çıkarmadım. Asla. Ben Erbas'a öyle şeyler anlatacağım. Ulan öyle anlat, şeyler anlatacağım demedim ben. Ya, benim abi yayın kayıtsan sana ne yaptıysam anlat Birol. Sana ne yaptıysam anlat. Ben onu bekliyorum. Seni bu yayını onun için aldım ben. Benim. Ne yaptım sana? Yaptığım canlı yayın orada duruyor. Ben anlatayım abi. Ben seni o kadar seven ve değer veren bir adamdım ki ailem Giresun'da tatildeyken gece yarısı çıkıp senin yanına gelmek için çabalayıp Trabzon'da kapalı olan havai fişekçiyi zorla açtırıp en güzel gününde de en kötü gününde de yanında olmaya çalışan bir dostluktan başka hiçbir şey yapmadım. Yok bunları anlatma ya. Bak yapmadım. Çok ajitasyon yapıyorsun. Bak, yok doğruları söylüyorum abi. Bir şey bir bok yapıyorsan kendi ben o zaman sana yaptıklarım o zaman bak en uyuz olduğun konu çok ajitasyon yapıyorsun tamam mı? Yok yapmam abi. Estağfurullah. Yapıyorsun ki, öyle bir konuşuyorsun. Bak ben burada bu yayını konuşmasam insanlar düşünecek ki
Ya demek buna Recep de bir şey yapmış ki. Abi Allah razı olsun, sen bana bu fırsatı verdin. Kur'an'a el basarak anlatırım diyorsun. Vay be dersiniz. Ben bunu yapmasaydım burada, tamam mı? O zaman sen Kur'an'a el basarak anlatmadığın şeyler neydi acaba? Bizi töhmet altında bırakıyorsun. Hayır. Şakşakçılar dediğin insanlara sana destek verdi, tamam mı? O adamlara şakşakçı diyorsun. Ayıp, ayıp. Şakşakçı abi, ne demek ya? Hemen söyleyeyim, ya sırasından geçelim. Baksana, bana burada senin adamın bana bir sürü şey diyorlar, tamam mı? Tabii. Bakın, ben tamam mı? Ben bir şey demiyorum. Ben belki biraz sert konuşuyorum veya sinirli konuşuyorum. Birol'un nazik konuşması bizi şeye getiriyor. Birol zaten bunu iyi yapıyor. Nazik konuşuyor. Çok o sakin. O Birol burada haksızlığa uğradı. Birol ona uğradı. Birol buna uğradı. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Ben bak bana baştan beri tamam mı? Bizi kim tanıştırdı? Emrah tanıştırdı. Evet Troy abi. Tasma. Hı hı. Sen niye o zaman Troy Tasma sana uyarı diyor ki bak bu konuyu kapat, açma, paylaşma. Sana ne ya? Öyle bir paylaşım yapıyorsun. Kur'an'a el basarak anlatsam işte vay be dersiniz. Ben bu kadar haksızlık yok bende. Haksız olan biziz de. Ulan mama konusunda haksız olan benim. Al Capone konusunda haksız olan benim. Ya bak ben sana bana yaptığın şeyleri bile ben anlatmadım biliyor musun? Ya bana bak hiç onları bak sineye çektim ya söylemedim. Sana bile söylemedim amına koyayım. Bak ses gitti abi bir dakika. Az önce söylediğini duyamadım. Arama geldi ses gitti. Son 10 saniyen yok bende. Tekrarlayabilir misin abi? Duyamadım. Alo. Geliyor mu abi sesim? Duyuyor musun beni şu anda? Şu an duyabiliyorum. Şu an duyuyor musun? Evet, duyuyorsun. Diyorum ki bana yaptığın şeyleri bile es geçtim, tamam mı? Ben onları anlatmak. Ben sana bildiğim halde bana yapmış olduğun yanlışları hiç es geçtim. Bak bana söylediler, anlattılar. Bana kaç kişiyi senin yüzünden kırdım, tamam mı? Neyse olsun. Ama sen böyle bir paylaşım yaparak bugün benim sinirlerimi öyle bir hoplattın ki yani. Hadi çarşı pazar, marşı pazar yok Erkan abinin orada lafı dedin döndü falan neyse. Ya ben kendimi açıklamasam sen Kur'an'a el basarak ne anlatacaktın ya? Az önce vay anlattıklarımı anlatacaktım abi. Ya. Bak Recep abi senin şöyle bir yapın var. %1 hatalı olsam bak %1 hatalı olsam diyorsun. %1 hata. Değil mi? Hatalı değil misin? Biz bugün bu yayını neden yapıyoruz abi? Sebebi ne bugün bu yayını yapmamızın? Yani bu Alman kurduğu muhabbeti olmasaydı biz bugün bu yayını yapıyor muyduk? Evet ya da hayır da basit bir cevap. Onların hepsi toplandı. Ben İstanbul'a gittim falan. İstanbul'da farklı şeyler oldu aslında. Ben onlara da girmek istemiyorum burada. Bak senin burada hiçbir şeyin. Ama ben hatalı, hatasız değilim. İşin içinden çıkamazsın Birol. Hatalısın kardeşim. Tamam mı? Ben bu yayından sonra seninle daha konuşmayacağım zaten. Ama en azından de ki ya benim hatalarım var Recep abi. Ben çorbayı tuzsuz içtim ama tuzsuz olduğunu biliyorum Birol. Sen de ki ben hatalıyım. Ben de hiç hatalarından bahsetmeyeyim. Ama sen abi, bugün diyorsun ki %1 dinle. %1 hatalı olsam diyorsun. Ben işte bilmem ne falan. %1 ya. %50 de değil. Lan %1. Ya ben burada kesinlikle tamam mı? Neyse onu konuşuyorum. Tamam mı? Bizi Troy Tasma tanıştırdı. O yüzden ona dedim ki Birol'a uyar bu konuları kapatsın. Yoluna baksın. Madem yok çarşı pazar falan paylaştın. Ne demişsin ona? Çoluğun çocuğun var falan filan. Ama olmaz ki ya. Yani çoluğun çocuğun var demişim ya. Abi. Değil, çoluğun çocuğun var diye ben ağzımı açmadım. Kimseye bir şey söylemedim ya. Bana adam dedi ki canlı yayın yap bunu aynı. Ben dedim gerek yok. Niye? Sen gidiyorsun hemen canlı yayında diyorsun ki ben bak. Canlı yayında mı? Bir işi çeviriyorsun. Diyorsun ki ben öbür konu için dedim. Orada Erkan abiye söz verdin diye konuşamıyorsun. Burada da diyorsun ki Erkan abinin lafıyla Erkan abinin hayır, lafıyla. Hayır. Bak. Yok. Hayır. Ben bak abi. Ben dinledim Birol. Beni dağıtma tamam. Ya. Yok. Bak bir dakika. Son bir dakika daha ver. Ondan sonra hiç benim için sorun yok. Bir. Bu paylaşımın ilk önce kaldırılmasını talep eden Emre abi aradı mı? Yoksa o mu Emre abi aradı? O kısmını bilmiyorum. Yalan konuşmayayım. Erkan abi söylüyor ki o diyor hemen diyor story'yi kaldırsın. Bu konuyla ilgili diyor şey yapmasın. Paylaşım yapmasın. Ben bu story'yi kaldırdım. Story'yi kaldırdıktan sonra birçok kişi senin o gün canlı yayında mevzuyu sormuş. Sen cevaplamamışsın. Hatta sinirlenmişsin. Konuya orada Mustafa abi dahil olmuş.
Mustafa abi dahil olduktan sonra adama demiş soru sorup durmayın. Ya buraya bir sürü bana hakaret ediyorlar bir. O hiç daha, ben diyor muyum bak lan Ahmet sen kimsin? Lan dur sana bir yazayım. Sen Mustafa'yı niye arıyorsun? Mustafa kim ya? Ara Barış Çiçek'e, ara Erkan Yıldırım'ı, ara Emrah. Ya oraya Mustafa, o yorumu bizim, yazdığını Mustafa, attılar bana diye aradım abi. Senin de benim arkadaşım olduğun için sana bir adam şey yapmış ama Mustafa beni tanıyan bir adam. Burada. Tamam işte sen onu Mustafa söylüyorum. O canlı yayında bu konuya yorum getirdiği için onu aradım abi. Recep Hatalı diğer adamı mı arayayım? Büro bir saniye. Burada Recep Hatalı diğer adamı mı arayayım yani? Ya olmaz gibi. Onu niye arıyorsun ya? Baron Reyna ablayı niye ona diyorsun yok be mesaj atıyorsun? Ya Baron Reyna ablayı ne dedim? Selam verdim. Sonra Mustafa şeyin Eren'in numarasını soracaktım. Ona ulaştığım için hiç yazmadım. Abla hallettim ben işimi dedim. Baron Reyna ablayı ne yazmışım abla? Abi hiçbir şey yazmadım ki. Göstersin screenshot'ını atıp hiçbir şey yazmadım ben. Tamam mı? Bugün ben tekrar sabahleyin beni arıyor Turay Tasma. Diyorum ki bak bir daha bir şey konuşmasın. Bu konu kapansın gitsin. Ama öyle bir paylaşım yapıyorsun ki canlı yayında ben Kur'an'a el basarak anlatsam. Ya Kur'an'a el basmak için Kur'an'dan korkmak lazım. Onu bilmek lazım. Allah'ın tamam çocuğuna inan ben korkuyorum abi. Ben senin abi Kur'an'a el basarak anlatacağım inanmıyorum. Bir tamam doğrudur mı abi. Saygı duyarım ben. Bak. Evet, saygı duyarsın tabii ama yani hatasızım demeni de kabul etmiyorum kardeşim. Ben şunu söyleyeyim hatam abi. Var, tamam mı? Bana karşı işlenmiş hatalarım var. Ben şunu söyleyeyim abi. Bu Alman kurdu muhabbetinde gerçekten tek bir hatam siktir var. Siktir et Alman kurdunu. İkide bir Alman kurdunu açma. Tamam Alman tamam kurdu Alman kurdu. İş buradan çıktı zaten. İlk başta oradan kızdım sana. Niye Alman kurdu gidiyorsun adama söz veriyorsun ya? Ya sen abi beraber yayın yaptık ya. Gözünü seveyim şaka sana gibisin. Ne diyecek Allah aşkına ya? Abi Erkan olur mu? Erkan abi araba istedi senin. Araba mı olur ya? Abi canlı yayını beraber yaptık ya üçümüz. Ya hatalıyım. O konuda tamam mı? Tamam konuda, abi. Ben hatalıyım doğru diyorsun. O konuda Erkan abi bir saniye. Sen diyorsun ki ben bak böyle bak kendini ajitasyon yaparak yapma. Yok abi hatasızım diyorsun ya. Hatasızım diyorsun ya. Bana karşı işlenmiş hatalarını biliyorsun bir o. Ben de biliyorum ama ben sana bunları bir tanesini bile yansıtmadım. Tamam mı? Doğrudur. Neyse, peki, ama peki son bana bir basit soru soracağım abi sana. Allah için kalpten evet cevap ver. Bak sen benim için görüşsem de görüşmesem de değer verdiğim bir adamsın. Çünkü ben biliyorum ki senin kalbinde kimseye karışmış şey yok. Sinirlenebiliyorsun, öfkelenebiliyorsun, ani karar verebiliyorsun ama biliyorum ki kalbi temiz bir adamsın. Ben de sana samimiyetle bir soru soruyorum. Sence benim kalbimde sana karşı bir şey var mı? Görüşmesek de önemli değil. Belki hata yapmışımdır ben. Yanlışım vardır. Doğrudur. Varsa da ben özür dilerim ama buraya ben soruyorum sana. Benim sana karşı var mı bir dilim abi? Kalpten cevap ver buna. Varsa da var lan bir ol de. Tamam abi diyeceğim. Var mı abi? Soruyorum. Sen yıllardan beri binlerce insan tanıdın. Az buçuk insan sarrafısın. Doğru muyum? Az buçuk analiz edersin. Dersin ki bu yavşak. Varsa ya da söyle kardeşim, yani hiç sıkıntı yok. Ya bak bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle konuşarak tamam mı? Böyle öyle şey konuşuyorsun ki insanlara bak bu konuşma işini yapıyorsun ya. İnsanlara kendini hani şeye çıkartıyorsun ya. Ben de buna ayar oluyorum biliyor musun? Şimdi böyle diyorsun tamam mı? Ya bana yaptığın şeyler peki yani bile bile yalan söyledin bana. Ben bunları biliyorum ama benim hatam ne biliyor musun? Yalanı söylediğin dakika ben sana bu işi koymadım. Değil mi? Niye biliyor musun? Bak bana kaç kişi de dedi. Bak bu adam böyle yap. Ya dedim boş ver iyidir. Yap, yok prim yapıyor. Yapsın, etsin. Yani benim yanıma geldiğinde babanın canı için mi geldin Allah aşkına? Veya abi neden geldim? Bak bir şey söyleyeyim ben sana. Ya bunları geç bir ol. Ya bana köpeği niye getirdin bir ol? Ya bana mamayı verdin bilmem ne oldu. Buraları biliyorsun. Neleri geçtik. Neleri yaptık onları. Bak şimdi ben girmeyeyim. Ama ben gireyim. Hatalarım ben gireyim var. Ben gireyim abi. Ben gireyim. Troy Tasma dedi ki Recep Bayraktar var. Buna dedi mama sponsorluğunda bulun ya da şey yap. Tanıştık. Ben mama gönderdim. Doga Arjantinoların benim gönderdiğim mamadan dolayı dermatit oldu. Derileri bozuldu. Dedi ki kardeşim ben senin mamandan sorun yaşıyorum ve bu mamayı kullanmayacağım. İnsanlar da bunu YouTube videolarında görüyorlar. Köpeklerimin beslenme kalitesi düştü. Dedim doğrudur abi. Bizim dedim mamanın içerisinde pancar varmış. Bu da beyaz renkli köpeklerde de dedim sorun yaratıyormuş. Tüy kalitelerinden memnun olmadığın için bunu kullanmayı bıraktın. Ben senin yanına niye geldim? Koca Pati'ye video çekmek için geldim ve Koca Pati videosu yaptım. Sen dedin ki ne kadar güzel bir çocukmuşsun. Niye YouTube'a girmiyorsun? Dedim abi benim hiç aklımda öyle bir şey olmadı. Dedin ki YouTube'a girmelisin. YouTube kanalımı da senin sayende açtım. Bana destek de oldun. Senin sayende de ilerledim ve bunu da her yerde sevinerek, gurur duyarak dile getirdim.
her videomda, senden yaptıklarında da başkalarında da, senin yanına Koca Pati Mama ile ilgili video yapmak için geldim. Senin sayende YouTuber oldum. Bunu da her yerde söylüyorum. Ya bak şurada şu senin herhalde bir akraban falan diyor ki şimdi konuşuyor diye. Bak bu konuşmaları ben şimdi ya illa abi bak, konuşmalara takılsak yüzlerce mesaj atmışlar abi. Başka şeyleri konuşmak istemiyorum Birol. Burada senin de bir çevren var. Tamam mı? Bir şeyin var. Sonuçta yani bunlara da girmek istemiyorum. Bu konuyu böyle kapatacağım ama bak mama konusunda öyle yaptın. Yani bilinenleri yapacağım. Bilinmeyenleri açmayacağım. Bak ya ben sana şimdi söyleyeyim kardeşim. Mamayı bana geldin buraya. Herkes dinlesin. Sen çok güzel anlatıyorsun ya. Sen çok güzel anlatıyorsun. Ben de yani lisanım yettiği kadar anlatayım. Bana dedin ki bu mama Endi kadar kaliteli dedin. İşte biz bir Endi'nin de sponsoruyuz bilmem ne. Distribütörü falan dedin. Bir köpeğe, iki köpeğe birini Endi kullandık, birine şey kullandık. Bu mama daha iyi oldu falan. Ben senin bu laflarınla köpeklerimi bir ay kullandım. Hatta bana dedin ki göndereceğim mamanı ayda falan. Mamayla ben seni aradım dedin ki o kadar mama ne zaman bitti? Orada bir uyuz oldum zaten sana. Ulan 5 paket mama verdin o mama ne zaman bitti dedim bana. Her neyse. Sonra bir baktım bir ay sonra köpekler sarardı. Dedim ki mamayı siktir et dedim bana mama falan lazım değil. Demedim mi sana? Dedim. Evet dedim abi. Ki, boş ver kardeşim. Sen de bana ne dedin? İşte mamanın seri numarasını ver falan filan bilmem ne. Dedim geçtim ben daha istemiyorum seri numarasını. Neyse. Dedim ki ben bunu telafi edeceğim. Her neyse bana sürpriz yaptın. Ben bak her videoda diyorum ki bana köpek almayacağım köpek almayacağım. Tuttum bana Al Capone'u getirdim tamam mı? Lan dedim tamam neyse geliyor gelsin bari dedim. Yani artık herkese de canlı yayında paylaştık ettik. Bu saatten sonra geri dönüşü yok. Uçağa koydun geldin. Evet. Ulan köpek mi geldin köpek yürümüyor mu? Ulan bu köpeğe ne oldu? Yok dedin ki arabaya sıkıştı falan. Gittim hiçbir yerinde şey yok. Köpekte eklem problemi var. Ya bro bana niye bu kadar işin gücün içinde eklem problemi olan köpeği getirdin? Dedin ki ben bunu bilmiyordum. Böyleydi. Sabah işte falan filan. Al Capone kötü saniye. Köpek mi abi? Ya kötü köpek, iyi köpek yok. Ya bak seni bak sen burada neyse konuş sen bir şey demiyorum. Şimdi bak kötü köpek mi, iyi köpek mi geç. Sen o köpeğe ben bakmasaydım nasıl köpek olurdu sence? Abi senin Türkiye'de baktığın gibi köpek bakan adam yok zaten. O haplardan bir kutu da sen aldın. Kaç para olduğunu biliyorsun değil mi? Evet neyse. Abi. O zaman biliyorsan o zaman ona göre. Benim hiç işim yani yok. Ben köpeğim yoktu da bana gitti. Bilinçli olarak sakat sana sakat getirdim abi. Diyorsun bana ki arabada böyle oldu. Bak köpeğin bana videolarını atıyorlar. Sana demiyorum. Vallahi sana niye demiyorum biliyor musun? Ya diyorum tamam bozmayayım onu. Ulan köpek zaten doğduğu yerde de öyleymiş. Lan niye bana bunu alıp getiriyorsun? Bana köpek mi lazımdı? Neyse köpeği geçti. Ya kardeşim alabayı alacağız. Bana alabayı atıyorsun. Ya alabayı 1000 euro diyorsun bana. Adam bana alabayı getiriyor 500 bak 500 dolar ya. İki tane alacak 1000 dolar. Kadın şimdi konuşuyor. Şimdi yayın 4. aydan sonra göndereceğim diyor. Bir dinle ya. Dinliyorum çocuk abi. Ararım ya. Çocuk diyor ki abi diyor alıyorum diyor. Bak. Köpekten çocuk bana hediye alıyor. Çocuk bana hediye aldığı için köpekten vazgeçiyorum ya alabayı. Bak. Köpeğe bana 1000 euro diyorsun. Sonra diyorsun ki bak burada bak bunu sana yüzüne karşı demedim. Niye demedim? Lan öyle bir konuşuyorsun ki beni de şey yapıyorsun. Demeyeyim diyorum. Belki o yanlış. Ya bak bunları bana sen yaptın. Demedi mi bana? Bitirdin mi abi? Alabaycı adamla yazışmalarım evet. Duruyor. Yayın bitsin. Dekontla birlikte onu da screenshotlarını sana atacağım. Lan ne dekontu? Adama para mı attın da dekontla beraber? Hayır. Beraber. Şeyin dekontunu istedin ya. At diye şey ödediğin paranın ya dekontunu at, sordun ya. Tamam. Alabaycının da yazışmalarını da screenshotlayıp sana atayım ki biz buradan parayla ilgili bir satın alma yoktu. Adam çocuk, hatta beraber nasıl, çocuk nasıl 500 dolar alıyor? Çocuk 500 dolar alıyor bro. Sen bir abi bana yazdığı yazı köpekçi duruyor. Köpekçi değil bir şey değil. Çocuk nakliyatçı bir çocuk. Nasıl 500 dolar alıyor? Abi ben direkt adama ödeme yap dedim. Senden kendi sonra hesabıma para mı isterim? Ne diyorsun bana? Bir saniye. Senden kendi sonra hesabıma sen para talep ettin mi abi? Ettin mi? He? Kendi hesabıma herhangi bir para talep ettin mi? Senden para talep edecek adam. Okeyleseydik alacaktık. Ben İyi de adamın hesabını gönderiyorum sana. Adamın kendi şeylerini gönderiyorum. Bilgilerini gönderiyorum. Adresini gönderiyorum. Kendine para çıkartmaya çalışacak adam sana köpeği aldığı yeri gösterir mi? Beraber atlayalım gidelim diyorum. Güzel olur değişiklik olur diyorum. Bunu mu yapar? Ya Birol tamam. Orada doğru diyorsun. Beraber atlar seninle oraya geleceğim ya Birol. Doğru diyorsun. Tamam. İyi de adamın hesabı belli, tamam. Her şey belli ya abi. Adam 500 dolara nasıl alıyor? Bana ne diyor adam biliyor musun? Dedim ki kardeşim bu köpeği biz alacak bak şimdi. Ben orada hatta
sen o çocuğa köpek sat diye diyorum ki çocuğa. Bu Birol'dan al diyorum bak şimdi. Birol'dan al diyorum bak seni sen kazan diye. Sen çocuğa Sırbistan'dan 30 milyara köpeği aldırmıyorsun. Örnek mahallesinde mi? Mustafa Kemal'den mi? Bir yerden 30 milyara bir köpek ayarlıyor mu? Her neyse onları geç. O çocuk bana diyor ki abi Birol sakın diyor 1000 euroya almayın ben 500 dolar alıyorum köpeği. Sen bana 1000 euro diyorsun ya 1000 euro ikimiz alırsak daha uyguna gelir diyorsun falan. Yani ne sen burada diyorsun? Paranın peşinde sen olan... Sen bana bedava mı alacaktın köpeği şimdi? Kime? Kime abi anlamıyorum muhabbeti. Sen şu anda diyorsun ki... Sen bana bedava mı alacaktın Birol? Ya, yani ben şimdi senin üzerinden ticaret yapıp para kazanmaya çalıştığım algısını mı oluşturmaya çalışıyorsun abi? Ya kazanabilirsin ya. Hayır. Yapmam ya, ben...